Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok özel bir gün. 29 Ekim 2023 yani Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılı. Bu sebeple ben de çok mutluyum. Tabii insanlar, eş, dost, arkadaş görüyorum, bir şeyler paylaşıyorlar. Heyecanlarını, mutluluklarını paylaşıyorlar ve bunları gördükçe tabii ki biz de içimizde bazı şeyler hissediyoruz. Çünkü aslında Cumhuriyet'in hepimiz için çok başka anlamları, hisleri, duyguları var ve bize bazı şeyleri hatırlatıyor. Ben de size kısaca Cumhuriyet benim için ne ifade ediyor, bunu anlatmak istiyorum. Öncelikle Cumhuriyet Bayramı beni 90'lı yıllara götürüyor. İlkokulu ve ortaokulu okuduğum 90'lı yıllara götürüyor. O zamanlar bayramdan önce hazırlıklar yapılırdı. Okuldan bazı sınıflar seçilirdi ve o sınıflar otobüslerle toplanırdık. Hep beraber stada giderdik, provalar yapardık, bayrama hazırlanırdık. Tabii bazen güneşin altı, bazen yağmurun altı, yani açık hava bir yer olduğu için çok zorlandığımız zamanlar bile olsa içimizde müthiş bir coşku, müthiş bir heyecan olurdu ve bu bayrama hazırlandığımız için ve bizim sınıfımız seçildiği için çok şanslı hissederdik. Onun yanında tabii ki bir de sınıf süsleme olayı vardı. Yani ben ve sınıftaki herkes bizim sınıfımız daha güzel olsun, bizim sınıfımız en güzel süslenen sınıf olsun diye sınıfı bayraklarla, o süs eşyalarıyla doldururduk. Giderdik işte kırtasiyeden hemen ne kadar o gün harçlığımız yetiyorsa bayraklar, o karton süsler falan her şeyi alırdık. Konfetiler, onlar bunlar sınıfı doldururduk ve bunları öğretmenimizle beraber sınıfı süslemek için kullanırdık. Büyük büyük böyle renkli kartonlar alırdık. Onların üzerine fotoğrafları yapıştırır, altlarına yazılar yazardık ve onunla sınıfın panosunu süslerdik. Tabii ki Cumhuriyet demek sadece bunlar demek değil ama bunlar bize hatırlattığı bir takım hisler. Cumhuriyet aslında ne demek? O zaman ne için heyecanlanıyorduk? Ne için iyi hissediyorduk? Neler konuşuluyordu? Bunu söyleyeyim. Öncelikle ilk bahsedilen şey hep insanların kendini yönetecek kişiyi seçme hakkının olması. Yani bir padişah devri son bulmuş, seçimlerle, oylarla artık insanların bu kişi beni yönetsin diye seçebilme hakkını elde ettiği bir dönem gelmişti. Ve bu Cumhuriyet'le beraber hayatımıza giren şeylerin ilki. Biliyorsunuz dünyada birçok ülkeye kıyasla kadın erkek eşitliği, seçme seçilme hakkı gibi kadınların da erkekler kadar ülkede söz hakkı olabilme durumu en erken Türkiye Cumhuriyeti'nde olmuştur. Yani diğer ülkelere kıyasladığınızda, hatta daha İsviçre'de tahmin ediyorum 1970'lere kadar bu durum ne yazık ki böyle değildi. Yani aslında Cumhuriyetimiz buna da önderlik etmiş. Şundan bahsedilirdi: yasama, yürütme ve yargı organlarının birbirinden ayrı ve bağımsız olarak çalışması. Yani aslında şu kastediliyor: herkes için daha adil, daha adaletli bir dünyanın olması. Yani atıyorum bir suç işlendi, birileri öldürüldü, birilerinin bir şeyi çalındı. Bunu yapan kişinin kim olduğundan bağımsız olarak adil bir şekilde yargılanma sürecini anlatmak istiyor. Bununla ilgili çok kısa bir şey var, anlatmak istiyorum. Almanya'da galiba normal halktan biri öldüğünde bir kere çan çalıyor. İşte bir devlet adamı, hakim, yargıç öldüğünde iki kere çan çalıyor. Veya işte atıyorum kral öldüğünde diyelim ki üç kere çan çalıyor ve insanlar kötü bir şey olduğunu anlıyor. Bir gün insanlar evlerinde otururken bakıyorlar ki çan 4 kere çalıyor. Yani hiç olmamış, hiç görülmemiş bir şey. Bunun sebebi sorulduğunda ise o gün ülkede normalde padişah haksız bir şekilde bir kadının bahçesini, arsasını gasp ediyor ve mahkeme kraldan korktuğu için haksız olmasına rağmen kralın tarafını tutuyor. Ve bu da artık tabii ki ülkede adaletin olmadığı, adaletin öldüğü anlamına geldiği için, bakın, birçok şeyden çok daha önemli olan adalet duygusunun altını çizmek için anlatılan bir hikayedir. Herkes için adil bir ortam olması. İfade, düşünce özgürlüğü. En önemlilerden birisi. Kardeşim ben böyle düşünüyorum, ben böyle hissediyorum diye açıkça konuşabilmek. Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması. Din burada dursun, devlet işleri bu tarafta dursun. Hepsi çok güzel bir şekilde yönetilsin ama bunlar birbirine karışmasın. Özgür basın ve haberleşme.
en önemli şeylerden biri budur. Çünkü bir ülkede yaşayan insanların en önemli hakkı ülkede neler olup bittiğini açıkça ve tarafsız bir şekilde öğrenebilmesidir. O yüzden basın ve haberleşme özgürlüğü çok önemlidir. Ve liyakat meselesi. Yani örnek veriyorum, bir kuruma bir yönetici seçilecek, bir iş birine verilecek. Atıyorum evinize bir usta çağıracaksınız. Ne yapıyorsunuz? Gidip dükkan dükkan geziyorsunuz. Hele önemli bir işte, önemli bir tadilatsa en doğru kişiyi bulmaya çalışıyorsunuz. Ne için? Bir beklentiniz var değil mi? İstediğiniz iş istediğiniz şekilde yapılsın, hakkı verilsin diye. İşte devlet meselelerinde de en basit anlamıyla liyakat bunun için çok önemli. Yani bir kuruma, bir kurumun başına geçirdiğiniz kişi o işi en iyi yapabilecek, en iyi şekilde temsil edebilecek kişi olması lazım ki o kurum sağlıklı bir şekilde çalışabilsin. Cumhuriyetle hayatımıza giren tabii ki sonsuz şeyler var ve aslında insanların heyecanlanmasının en önemli sebeplerinden birisi de bu. Ben sadece birkaçının altını çizmek istedim. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Umarım şu anda 100. yılını kutladığımız Cumhuriyet Bayramı sonsuza kadar devam eder ve yeni nesiller, çocuklarımız, gençlerimiz çok güzel bir atmosferde hayatlarını sürdürürler. Umut dolu bir gelecek istiyorum hepimiz için ve diliyorum. Kendinize çok dikkat edin.